UEFA Rus takımlarını men etti. Sevgili Hüseyin Özkek, bu bize ne vaat ediyor, ne anlama geliyor? Şunun bir altını dolduralım. Çünkü şöyle mi, böyle mi, öyle mi falan derken nedir bunun matematiği şu anda? Sözü sana bırakalım. Sen lütfen bize bir toparla. Hepinize iyi geceler diliyorum. Şöyle, biliyorsunuz biz geçen yıl UEFA ülkeler sıralamasını 13. sırada tamamladık. Bununla birlikte şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan başlamak durumunda. Lig ikincisi de 2. eleme turundan itibaren başlamak durumunda. Bu sene Beşiktaş'ın yaptığı gibi mesela Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım eğer kendi liginden de Şampiyonlar Ligi vizesi alırsa o zaman 11. ülkenin takımı devreye giriyor ve o Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılıyor. Biz bu sene 13. olduğumuz için bu kontenjanı biz dolduramayacağız. Ama mesela eğer öyle bir durum olursa da playoff oynayacak bizim şampiyonumuz. Yani 3. eleme turundan değil playoff'tan katılacak. Rusya'nın ihraç edilmesi FIFA ve UEFA tarafından bize maalesef yine avantaj sağlamıyor. Çünkü o zaman da 12. ülkenin takımı Rusya geçen yılı 8. sırada tamamladı. Bir takım Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan sokuyor. O takım Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceği için bu defa 12. ülkenin takımı, o da şu anda aslında Ukrayna, ilginç bir şekilde Ukrayna takımı Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Biz de playoff olarak Şampiyonlar Ligi'ne başlama şansına sahip olacağız. Ukrayna'nın da katılmama zaman ihtimali olabilir ama, değil mi? Bir yandan da. Ben onu hiç sanmıyorum sevgili Ender Bilgin. Ukrayna'ya UEFA yurt dışında oynama izni verdi. Ukrayna Futbol Federasyonu mesela savaş devam ederse şu anda ligde 18 hafta geride kalmış durumda. Yani ligin ikinci yarısı başladıktan sonra bir 3 hafta daha oynandı. Orada ligi bitiriyorum. Şampiyon da işte Shakhtar Donetsk ilan ediyorum. Sıralama geçerlidir diyebilir. Ve gelecek o sezon kabul edebilir. Kabul edebilir. Hüseyin'in söylediği gibi ama yani takım Takımlar da çok daha oldu. Nasıl toparlayacaklar takımları Ukrayna'da? İşte onlar hepsi muamma. Artı bir de daha Şampiyonlar Ligi'nin veya Avrupa Kupalarının yeni sezonun başlamasına 8-9 aylık bir süre var. Doğru. O zamana kadar bu savaş devam mı edecek? O takımlar geri dönecekler mi? Rusya takımları dönmeyecekler mi? O arası da bir muamma tabii. Zamanına yaymamız gerekiyor bu düşünceleri. Ama Rus takımlarının ihraç edildiğini ve oynayamadığını düşünürsek 12. takım gidecek. Bizim şampiyonumuz playoff turundan başlayacak. Lig ikincisini etkilemiyor. Lig ikincisi yine ikinci eleme turundan başlayacak. Ancak lig ikincisi bizim ligim ikincisi. İkinci eleme bizim ligin ikincisi. Tamam. Turundan başlayacak. Zira Türkiye Kupası şampiyonu normalde Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlıyordu. Rus takımı olmayacağı için o da playoff turundan başlayacak. Bizim şampiyonumuz eğer playoff'ta elenirse zaten Avrupa Ligi grupları garanti oluyor. Yani Trabzonspor diyeceğim. Yani şu puan farkından artık ben Trabzonspor'un şampiyon olacağına inanıyorum. Trabzonspor diyelim. Eğer playoff'tan başlarsa Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan Avrupa Ligi'ni garantilemiş olarak başlayacak. O da onun için çok büyük avantaj. Ama inşallah şampiyonumuz Trabzon olursa bu Trabzonspor playoff turunda geçer ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan bir takımımız olur. Şimdi ligimizin üçüncüsü ve dördüncüsü de Konferans Ligi'nden ikinci eleme turundan başlayacaklar. Ancak yine orada bir Rus takımı eksileceği için lig üçüncüsü Konferans Ligi'nin 3. eleme turundan itibaren başlayacak. Yani orada bir sıra öne kayacak. Orada da bir takımımız bir tur avantajlı hale gelecek. Bazı şeyler duydum, okudum. Diyorlar ki işte Avrupa Ligi'ni kazanan takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Liginden eğer yine Şampiyonlar Ligi'ne giderse oranın kontenjanı nereden dolacak diye. Onu da UEFA şu şekilde yapıyor. Eğer öyle bir durum olursa UEFA ülkeler sıralamasında 5. ülkenin takımının 3.sü, liginin 3.sü kupaya Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılıyor. Anladım. Yani bu Fransa anladım. Genelde Fransa takımı. Fransa takımı olur. Evet. Yani bize bir faydası var ama sınırlı net bir fayda bu. Net de değil. Net sınırlı de bir fayda.
Net de değil. Sınırlı yani Ukrayna'nın tabii bu durumdan maç oynayabilir mi takımları, onları bilmiyoruz tabii. Şu anda biz hani... Bir de şu süreç devam ettiği müddetçe bu karar geçerli zaten. Tabii. Belki tabii. Çok farklı bir noktaya gelecek. Mesela Donbas olayları olduğunda Fenerbahçe Şaktar'la eşleşmişti. Libiv'de oynadılar maçı. Evet evet. Ama bu durum farklı. Ukrayna olayını... Şimdi tüm ülkede savaş var dediği işgal gibi. İşgal altında bir ülke var aynen. Şu anda. Son 30 saniye Hüseyin. Şahtar zaten 2 senedir Zorya ve Şahtar 2 senedir zaten başka şehirlerde maçlarını oynuyorlar. Doğru. Taşındılar oradan. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Hüseyin Özkök. Ben teşekkür ediyorum. Ben anlaşıldığını düşünüyorum. Evet ortada bir şey var fakat tam olarak bizim belirsizlik de var. Şampiyonumuzu bir anda grupların içine sokmuyor onu bir kere evet. Söyleyelim.